yapay zeka modelleri yavaş yavaş iş ve okul hayatının bir parçası haline geliyor. Large language models dediğimiz büyük dil modelleri insanlara hem işlerinde hem akademik hayatlarında yardımcı oluyor. Yeni çözümler geliştiriyor. Bu derste de size LM Studio isimli bir yazılımı tanıtacağım. Ve bu yazılım üzerinden nasıl açık kaynak dil modellerini kendi bilgisayarınızda ücretsiz bir şekilde, kişisel verilerinizi koruyacak bir şekilde çalıştırabileceğinizi bunu dil öğrenme sürecinizde, bu İngilizce için olabilir, farklı diller için de olabilir. Nasıl kullanabileceğinizi akademik hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Birazdan uygulamanın arayüzüne geçeceğiz ama kısaca bir giriş yapalım. Ne yapıyoruz? Açık kaynak modeller nelerdir dediğimizde farklı şirketlerin ve araştırma gruplarının ChatGPT gibi, GPT-3, GPT-4 gibi modelleri alternatif olarak paylaşmış olduğu modeller. Bu modelleri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama genellikle olmuyor. Aynı zamanda bu modelleri kendi cihazınızda kullandığınızda kişisel verilerinizi ya da diyelim ki şirketinize ait bazı veriler vardır. Bunları üçüncü kişilerle Farklı şirketlerle paylaşmamış oluyorsunuz. Çünkü tüm işlemler kendi cihazınıza gerçekleşiyor. Aynı zamanda ücretsiz ve özgür. Eğer bir fiyatla alakalı derdiniz varsa ve Özgürlük arıyorsanız, bunlar güzel bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda da kendi cihazlarınız kuvvetliyse, yani elinizde güçlü bir Windows ya da Mac cihaz varsa, kendi cihazınızda bu modelleri çok daha hızlı şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki bunlar pratikte ne işe yarıyor derseniz, biz özellikle kendi eğitimlerimizde, öğrencilerimize bol bol örnek metin okumayı tavsiye ediyoruz. Özellikle Writing Academy'de 360 derece konuşma kursunda okuma ve yazma ödevlerinden önce öğrencilerimize yazacakları konuşma yapacakları konuda örnek metin okumayı tavsiye ediyoruz. Burada da bu dil modelleriyle istediğiniz konuda örnek cümleler, metinler, paragraflar, kompozisyonlar oluşturmak, onları farklı seviyelerde yazdırmak mümkün. Böylece bir konu nasıl anlatılır? Bu konuyla ilgili ifadeler, cümleler nelerdir? Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ya da kendiniz yazarken Yazdığınız cümleyi yeniden yazdırabiliyorsunuz, iyileştirebiliyorsunuz, örnek metinler yazdırabiliyorsunuz, var olan bir metni iyileştirebiliyorsunuz ya da en basitinden basit sohbetlere, gündelik sorulara cevap bulabiliyorsunuz bu modeller üzerinden. Şimdi LMS Studio ya da LM Studio diyebilirsiniz e, sitesine geldik linki zaten aşağıda video açıklamasında sizinle paylaşıyor olacağım. Bu yazılımı hem Windows cihazlarda hem Mac cihazlarda hem de Linux cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Ben aktif olarak ofiste Windows ve Mac cihazlarımızda kullanıyorum. Çok başarılı bir şekilde sonuçlar veriyor. İndirmesi çok kolay. Yani buradan indiriyorsunuz. Standart program yükler gibi yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da bu arayüz karşınıza çıkıyor. Bu arayüzde de bir sürü farklı açık kaynaklı model var. Bakın burada çok farklı şirketlerin, araştırma gruplarının modelleri var. İstediğinizi tıklayıp indiriyorsunuz. Genellikle 3-5 GB'dan başlıyor modeller. Büyüklüğüne göre 15-20 GB'a kadar gidebiliyor. Yani farklı model büyüklükleri var. Burada siz kendi cihazınıza uygun modeli seçiyorsunuz. İşte Mistral modelleri genelde iyi. Gamma modeli var Google'dan yeni geçmiş yakın zamanda yayınlamış olduğu buradan dediğim gibi indirip test edebiliyorsunuz. Ben şimdi uzun sürmemesi için birkaç tane modeli önden indirdim. Onları size gösteriyor olacağım. Burada ara kısmından farklı modelleri internet üzerinden de arayabiliyorsunuz. Hugging Face arayüzünü kullanıyor. Hugging Face bu yapay zeka konusunda çok diyelim öne çıkmış şirketlerden birisi. Pek çok modeli barındırıyor. Burada Chat kısmına geldiğinizde arkadaşlar buradan mesela bir chat kısmı penceresi başlatıyorum. Sonra da diyorum ki burada bakın bilgisayarıma kaydetmiş olduğum 3 tane model var. Ben şu anda Mistral modelini kullanacağım. Başarılı açık kaynak modellerden birisi. Tıkladığımda bu modeli yüklemeye başlayacak. Şurayı saklıyorum ki daha rahat görebileyim. Aynı zamanda burayı markdown yaptım. Plain text dediğinizde sadece metin görünüyor. Markdown yaptığınızda biçimlendirilmiş, formatlanmış bir metin görüyorsunuz. Daha şık bir görüntü oluyor. Sonra burada da o modelle ilgili ayarları yapabildiğiniz bir yer var. Ben burada mesela eğer e, GPU yani ekran kartınız varsa ekran kartı seçimi yapabiliyorsunuz Windows cihazlar için. Apple cihazlarda da yine buradan GPU desteği alabiliyorsunuz. Ben burada kendi ayarlarımı seçmiş durumdayım. Burada ufak tefek dediğim gibi ayarlar var. Bunlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Genellikle standart hali yeterli oluyor. Şimdi kapattığımda bu model buraya yüklenmiş oldu. Neler yapabiliriz? Yani açıkçası yapabileceğimiz pek çok şey var. Ama ben burada özellikle İngilizce konuşma açısından ya da İngilizce çalışma yazma açısından konuyu ele almak istiyorum. Mesela diyelim ki bir kelimeyi öğrenmek istiyorsunuz. Cümle içinde kullanımını öğrenmek istiyorsunuz. Açıklamasını öğrenmek istiyorsunuz. Demek pristine kelimesi. Çok güzel bir kelimedir. Hani böyle bakir, el değmemiş anlamında bazen pristine forest işte hiç Amazon içindeki el değmemiş ormanlar gibi düşünün. Can you explain the word pristine? Diyorum. absolute Absolutely, the word "pristine" refers to something that is in its original, unspoiled, and or unaltered state. It can be used to describe an object, a place, or even a condition. Dediğim gibi benim bahsettiğim açıklamayı veriyor. Diyor ki tabii ki diyor işte pristine kelimesi ne için kullanılır? Orijinal halinde bozulmamış, değişmemiş halinde olan şeyler için kullanılabilir. Objeler için, yerler için hatta durumlar için de kullanılabilir. İşte diyor ki sen uzaktaki bir gölü ziyaret edersen ve orayı işte temiz ve kirden uzak bulursan Orayı you might call it pristine çünkü orayı pristine yani elememiş olarak nitelendirebilirsin çünkü it has not been contaminated yani kirletilmemiş ya da herhangi bir şekilde değiştirilmemiştir yani çok güzel bir şekilde açıklama veriyor. mesela diyeceğim ki can you give me can you give me three sample sentences with the word pristine word pristine Sana işte bu kelime ile alakalı üç tane örnek cümle ver. Diyelim ki bir kelime öğrendiniz. Hani bu cümle içinde nasıl kullanılır? Onu görmek için yine gayet güzel bir yaklaşım. Burada ne yapıyor? Size örnek cümleler veriyor. Ya da çok sık kullanılabilecek güzel örneklerden birisi belli bir konuda örnek metin yazdırmak. Özellikle biz bunu Writing Academy'de 360 derece İngilizce konuşma kursunda öğrencilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. Muhakkak ve muhakkak yazacağınız konularda İngilizce okuma yapın. Çünkü ne kadar çok okuma yaparsanız doğal ifadeleri, kelimeleri görürsünüz ve bu sayede ne olur? Bu sayede çok daha akıcı ve güzel metinler hazırlamış olursunuz. Write a simple paragraph on the pros and cons of nuclear power. Şimdi diyorum ki nükleer enerjinin artılarıyla eksileriyle alakalı basit bir paragraf yaz. Şimdi bu neyi sağlayacak? Eğer öğrenci diyelim ki siz bu konuya çok aşina değilseniz hangi kelimelerle anlatılıyor hangi ifadeler kullanılıyor terimler neler bunları bilmiyorsanız böyle bir örnek metni gördüğünüzde şu avantajınız oluyor. Ha şu terimler kullanılıyor. Bu tarz ifadeler var. Bunları görmüş oluyorsunuz ve Türkçeden çevirmeye çalışmak yerine doğru ifadeleri, doğru kalıpları görmüş oluyorsunuz. Ne diyor? İşte ne demiş? Nuclear power is a controversial energy source that has both advantages and disadvantages. Nükleer enerji hem artıları, işte hem eksileri olan bir tartışmalı bir enerji kaynağıdır. On the positive side. İşte pozitif yönünde, pozitif açıdan şunlar varmış. Nuclear power plants produce large amounts of electricity with minimal greenhouse gas emissions making them an important tool in the fight against climate change. Bakın güzel. Pozitif yönden bakacak olursak nükleer enerji santralleri bakın güzel bir tabir bilmiyorsunuz. Nuclear power plants ne diyor? Produce large amounts of electricity. Büyük miktarda elektrik üretir. Ne şekilde? With minimal greenhouse gas emissions. Çok az e, sera gazı emisyonuyla. Sonra making them an important tool in the fight against climate change. Ve onları bu da onları iklim değişimine karşı mücadelede fight against climate change iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir araca dönüştürür. Bakın gayet güzel kelimeler, ifadeler, kalıplar, hangi fikirler ortaya atılmış bunları görebiliyorsunuz. Bu sayede daha güzel, daha kaliteli metinler yazabiliyorsunuz. Şimdi burada ben bunu daha basit ya da daha kompleks yazmak isteseydim ne yapabilirdim? Rewrite this text, rewrite this text in simpler language. Diyorum ki bunu daha basit bir dille yeniden yaz. Şimdi böyle yaptığımda ne oluyor? Diyelim ki bu kelimeler bu metin size ağır geldiyse bir tık daha basitleşmiş bir şekilde aynı ifadeleri görüyorsunuz. Böylece anlaması daha kolay oluyor ve o anki seviyenize daha uygun kelimeler, ifadeler görmüş oluyorsunuz. Belki ilk metinde kelimeler size çok ağır geldi. Böylece daha basit kelimeleri, ifadeleri kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ne oluyor? Yavaş yavaş seviyeniz ilerledikçe daha kompleks metinlere geçebilirsiniz. Ondan sonra diyeceğim ki rewrite this text for an academic journal. İşte bu metni akademik bir dergiye uygun olacak şekilde yaz. Yani daha kompleks bir dille, daha akademik bir dille yaz. Bakın. Ayet güzel bir şekilde gelecek ve buradan da özellikle İngilizce uluslararası sınavlara giriyorsanız, akademik metinler yazıyorsanız buradan çok güzel kelimeler, ifadeler öğrenmeniz mümkün. Bu metinleri kullanarak bir ön hazırlık çalışma yapabilirsiniz. Tabi akademik bir dil için yaz dediğimizde bakın metni uzattı da uzattı. Çok daha verbose yani çok daha uzatılmış bir şekilde bize verdi. Mesela buradan bir cümleye bakacak olursak diyor ki nuclear power As a source of large-scale electrical generation has long been a subject of intense debate due to its unique advantages and challenges. But çok güzel bir cümle. Diyor ki, nuclear power, nuclear energy. As a source of large-scale electrical generation, as a source of large-scale electrical generation, geniş elektrik bir diyor. Has long been a subject of intense debate. Uzun diyor, A subject of intense debate. Subject oldu. karmaşık e, karmaşık bir yoğun tartışmaların bir neyi oldu konusu oldu ne de ne sebeple due to its unique advantages and challenges benzersiz avantajları ve zorlukları sebebiyle gibi bakın ne oluyor burada çok güzel kelimeler ifadeler öğrenmiş oluyorsunuz bu benim e, severek kullandığım başarılı bulduğum yazılımlardan sistemlerden birisi buna benzer farklı yazılımlar sistemler de var siz kendi isteğinize arzunuza göre inceleyebilirsiniz. Ama bu hem farklı işletim sistemlerinde çalışması hem de kullanım kolaylığı açısından gerçekten güzel bir çözüm. E, oynayın, sohbet edin. Mesela burada bir dil modelini karşınıza alıp sorular sorabilirsiniz. İşte ondan sonra farklı konularda tavsiye isteyebilirsiniz. Yani bir arkadaş gibi aslında belli noktalarda sohbet etme imkan tanıyor. Özellikle İngilizce konuşanlar ya da pratik yapanlar için bir yazışma arkadaşı gibi düşünebilirsiniz. Hani sizi yargılamayan, İngilizce seviyenizde diyelim ki dalga geçmeyen, sorularınıza cevap veren 724 size yardımcı olmaya hazır bir arkadaş. Açın, oynayın, değerlendirin. İstediğiniz gibi farklı ayarları değiştirin, sonuçlar nasıl değişiyor görün. Buradan dediğim gibi farklı modellere geçtiğinizde farklı cevaplar alacaksınız. Birbirinden aynısı değil, biraz farklı cevaplar geliyor. Çünkü her modelin özellikleri farklı. Muhakkak fayda sağlayacak sistemlerden birisi. Evet sevgili arkadaşlar, benim şimdilik anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki derste Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.